Okuma arkadaşım, hoş geldin. Kapitalist itikadı okuyorduk ve hepsini tamamlamadan seninle paylaşmak istemediğimi söylemiştim. Bugün paylaşma fırsatı buluyorum. Kapitalist itikada başlamak için aslında parayı tekrar almamız gerekiyor. Paranın ne kadar temel bir konumda olduğunu daha önceden zaten konuşmuştuk. Para her türlü İmparatorluğun kurulmasında, devletlerin kurulmasında, bilimde, sporda, sanayide, her şeyde en temel unsur olarak hala bizim karşımıza çıkıyor. Para bu kadar kurucu bir konumdayken, temel bir konumdayken aslında modern ekonomiyi anlamamız için bizim bir başka kavramı daha bilmemiz gerekiyor. Bu kavram büyüme. Büyümenin ne olduğunu az çok biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. İşte ekonomideki gelişim, kişi başı üretimin artması, artık ürünün artması. Bunlar bize büyümeyi veren şeyler aslında ve tarih boyunca insanlık sürekli ekonomik olarak büyüyerek bugünlere gelmedi. Tarihin önemli bir kısmında ekonomi genellikle sabit bir büyüklükte kaldı. Tabii ki gerek nüfus artışlarıyla olsun, gerek bu artan nüfusun coğrafi olarak yayılımıyla olsun, ekonomilerde belli bir büyüme ortaya çıktı. Ancak bu ortaya çıkan büyüme aslında bize bizim istediğimiz anlamıyla büyümeyi vermiyor. Çünkü kişi başı üretim genellikle sabit kaldığı için oran olarak aslında değişen bir şey olmuyor. Peki, daha önceden büyüme gerçekleşemedi de bugün nasıl büyüme gerçekleşiyor? Modern ekonominin anlaşılmasında önemli olan kavram neden büyüme? Çünkü aslında büyüme daha önce de sürekli konuştuğumuz ve aslında kitabın temel unsurlarından birini oluşturan anlayışın değişmesiyle aynı çizgide ilerliyor. Büyümeyi mümkün kılan şey aslında kredi. Kredi, gelecek karşılığında bugünü inşa etmemize yarayan bir araç. Bu aracın özelliği, gelecekteki kaynaklarımızın bugünkü kaynaklarımızdan daha iyi, daha gelişkin olacağına olan güvenimizi bugünden kullanmaya başlamamıza dayanıyor. Yani yine ortada bir güven, inanç karşımıza çıkıyor. Bu daha önce cehaletin keşfi olarak adlandırdığımız ve insanın neler öğrenebileceğini ve neleri bilmediğine dair bakış açısının değişmesiyle yakından alakalı. Önceden insanların yeni bir şeyler keşfetme gibi bir derdi, ilerleme gibi bir inançları yoktu. Elde olanın hiçbir zaman değişmeyeceğine inanılıyordu ve geleceğe dair iyi bir pozitif bir bakış açısı yoktu. Elimizde ne varsa yarın da elimizde o olacak ya da elimizde ne yoksa yarın da elimizde olmamaya devam edecek şeklinde bir anlayış hakimdi ve bu işte kredi kullanımını engelleyen bir şey oldu. Şöyle ki kredi geleceğe dair kaynaklarımızın daha iyi olacağı güvenine dayandığını söyledik. İşte bu şekilde insanlar daha fazla parayı dolaştırmaya ve aslında fiziki olarak basılı olmayan parayı da kullanmaya başladılar. Kitapta söylediği şekliyle, yuvarlanmış haliyle şu anda günümüzde dolaşımda olan paranın yalnızca %10'u fiziken basılı. Kullanılan paranın dünya genelinde küresel olarak %90'ına yakını aslında hiç yok. Fiziki olarak olmayan bir parayı kullanıyoruz ve bu işte tamamen geleceğe yönelik hayallerimizin bir icadı. Bunu bir saadet zincirine veya dolandırıcılığa benzetebiliriz ama aslında tamamen insanın hayal gücü kapasitesinin nerelere varabileceğinin bir göstergesi bize. Daha önce de para birçok şeyi temsil edebilir olarak gözüküyordu. Ama işte geleceğe dair olan bu güven, paranın kullanımında bir değişimi getirdi. Az önce eski toplumlarda
geleceğe dair pozitif bir güvenin olmadığından, inancın olmadığından bahsettik. Bu aynı zamanda beraberinde şöyle bir düşünceye gerek getiriyor. Her şey sabit olduğu için aslında ekonomik pasta da sabit. Bunu bir pasta, ekonomiyi bir pastaya benzetebiliriz ve eskiden bu pasta sabitti. Dolayısıyla insanlar ne kadar daha fazla kazanmaya yönelik bir ihtiras, hırs gösterirlerse başkalarının hakkına göz dikmiş oluyorlardı ve dinlerde de karşımıza çıktığı gibi kendi zenginliğini arttırmaya yönelik olan düşkünlük aslında bir suç, günah olarak kabul edildi. Ve insanlar olanla yetinmeye, başkasında gözü olmamaya alıştırıldı. Bu şekilde öğretildi. Pasta sabit kalıyorsa eğer krediye yer yoktur. Eğer küresel pastanın büyüyebileceğine dair bir inanç varsa o zaman kredi kullanılmaya başlar. Peki bu pastanın büyüyebileceği inancı nasıl ortaya çıktı? Bilimsel devrim ve ilerleme fikrinin ortaya çıkışından bahsetmiştik daha önce. İlerleme fikri insanın cehaletini kabul edip araştırmalara kaynak ayırırsa yeni ve iyiyi bulabileceğine, sürekli kendini geliştirebileceğine dair duyulan inancı ifade ediyor. Bu inanç kısa sürede ekonomiye de uyarlanıyor. Ekonomiye uyarlanması şu şekilde oluyor. Ben kimseyi fakirleştirmeden zenginleşebilirim ve sen açlıktan ölmeden ben obez bir insan olabilirim. Yani kısacası bütün pasta büyüyebilir ve bundan herkes faydalanabilir. Bu düşüncenin ilk yansımalarını Adam Smith'te görmeye başlıyoruz. Adam Smith'in düşünce yapısında bireysel girişimcilerin karındaki artış, toplumun tümünün zenginleşmesi için temel bir itici unsur olarak kabul ediliyor. Smith insanlara ekonominin bir kazan kazan durumu olduğunu ve herkesin çalışarak aslında açgözlü olarak bu kazan kazan durumunu ne seviyelere ilerletebileceğini öğretmeye ve düşündürmeye çalışıyor. Smith'in hikayesinde insanlar birbirlerini sömürerek, birbirlerinin hakkına girerek zenginleşmiyor. Bunun aksine toplam pastayı daha da büyüterek herkesin zenginleşmesine bir vesile oluyordu. Kısacası büyüme herkesin işine yarayan bir şeydi. İnsanlar zenginleşecek, zenginleştikçe daha fazla yatırım yapacak, yatırım yaptıkça daha fazla zenginleşecek ve bu şekilde herkese faydası dokunacak. Sadece kendini değil, toplumu da geliştirerek, tüm halkı da geliştirerek bir yerlere varacaktı. İşte modern kapitalist ekonominin önemli bir bölümü kazanılan karın yeniden yatırıma harcanması şeklinde öğüt veren bu etiğin ortaya çıkışına bağlıdır. Kapitalist itikatta ilk ve en önemli emir aslında şudur. Üretimin karı, üretimi arttırmaya yatırılmalıdır. Bu yüzden kapitalizmin adı kapitalizm. Kapital sermaye demektir ve bu sermayeden kazanılan karın yeniden sermayeye yatırılmasını ifade eder. Kısaca zenginlikten farklıdır kapitalizm. Zenginlik verili olan malı senin toprak altında saklamaya ve harcamana bağlayan bir sistemdir. Ama kapitalizm o zenginliği toprak altında bırakmaya göz yumamaz. Kazandığının belli bir bölümünü tekrar yatırmalısın ki daha fazla kazanabilesin. Kapitalizm, ekonominin nasıl işlediğini anlamaya yönelik bir teori olarak ortaya çıktı. Ama zamanla nüfuzu o kadar arttı ki toplumun her alanına sirayet etmeye başladı ve bir ekonomik teori olmaktan çıkıp aslında din diyebileceğimiz bir hale geldi. Çünkü eğitimden aile yaşantısına, eğlence alışkanlıklarımızdan alışveriş tutumlarımıza kadar her şeyi bize aşılamaya, öğretmeye başlayan bir düşünce yapısı, bir sistem haline geldi. Kapitalizmin bilimi dahi yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü
Bilimsel araştırma yapmak ve yeni şeyler ortaya koyabilmek için bir kaynağa, bir bütçeye ihtiyaç var. Ve bu fonlamayı oluşturan, bu fonlamayı sağlayan şey aslında kapitalizmin kendisi. Sermayedarlar, yatırımcılar. Şöyle ki, eğer yapacağınız bilimsel araştırma sermaye daha etkin ve verimli kullanmaya yaramayacaksa, yeni bir üretim tekniği ortaya koymayacak, daha etkin süreçler yaratmayacaksa, fonlanmaya değmez olarak görülüp bir kenara atılabilir. Kapitalizm yalnızca modern bilimin doğuşuyla değil, Avrupa emperyalizminin de ortaya çıkışıyla yakından bağlantılıdır. Söylediğimiz gibi kapitalizmin bir şeylere kaynak ayırma anlayışı aslında coğrafi keşiflere kadar örneğini görebileceğimiz bir şey. Avrupa'da krallar ve generaller giderek ticari bir bakış açısına sahip olmaya başlıyorlar. Ve bu emperyalist yayılmacı anlayış aslında yeni kaynaklar bulmaya ve bulunan kaynakları sömürmeye yönelik olan bakış açısına dayalı bir şey. Örneğin Christoph Kolomb seyahatine başlamadan önce birçok kralı, yöneticiyi geziyor ve seyahati için kendisine kaynak aramaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Ancak ilk gezdiği yerlerde, ilk gittiği kişilerde olumlu bir izlenim bırakamıyor ve kaynak bulamıyor. En sonunda Kolomb, Kraliçe Isabella'yı kendi vaatlerine ikna etmeyi başararak ondan bir kaynak sağlayabiliyor. Daha önceden tarih derslerinde ya da çeşitli kaynaklarda gördüğümüz gibi İspanyollar tarihin bir döneminde en güçlü krallıklardan biri haline geliyorlar. İşte bunun altında yatan sebep bu ticari bakış açısına sahip olan yöneticiler, generaller oluyor. Keşiflere kaynak sağlanarak aslında yeni koloniler bulunuyordu ve bu kolonilerden sağlanan zenginlikle yeni keşifler, yeni seyahatler tekrar finanse edilebiliyordu ve bu döngü şeklinde yatırım, daha büyük zenginlik, tekrar yatırım ve daha büyük zenginlik olarak geri döndü. Ancak bu tek bir kişiye ya da bir gruba yapılan finansal yatırım çeşitli riskleri beraberinde getiriyordu. Bu riski azaltmak için daha fazla sayıda insanın sorumlu olup risk tehlikesinin daha düştüğü anonim şirketler kurulmaya başladı. Ve yatırımlar bu şirketler üzerine yapılmaya başlandı. Kısa sürede Batı Avrupa'da büyük miktarlarda krediyi toplayabilen ve bunu özel girişimcilerin ve devletlerin emrine sunabilen karmaşık bir finansal sistemin gelişmesine tanık olundu. Bu gelişen karmaşık finansal sistem keşifleri ve fetihleri bir imparatorluktan ya da krallıktan çok daha iyi ve etkin bir şekilde finanse edebiliyordu. Bu sistemin gücünü İspanyollar ile Hollandalılar arasındaki mücadeleden görebiliriz aslında. Hollandalıların ilk başlarda aslında bir askeri gücü, donanması, savaşabilecek bir kapasitesi bulunmuyordu. Ancak bunu sağlayan ve Hollanda'yı bir önemli güç haline getiren şey krediydi. Şöyle ki Hollandalılar bu kadar güçsüzken sonraki süreçte askeri güçlerini İspanyollardan daha iyi bir şekilde finanse edebilir hale geldiler. İşte bunu sağlayan şeyin kredi olduğunu söyledik. Peki nasıl sağlıyor? Çünkü Hollandalılar aldıkları kredileri zamanında ve tam olarak ödeyebilmelerine rağmen, böyle bu şekilde yapmalarına rağmen, İspanyollarda durum tam olarak böyle olmuyor ve Hollandalıların
güven kazanması, daha fazla yatırım almasına sebep oluyor ve bu şekilde askeri harcamalarını daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar. İspanyollar giderek çökmeye başlarken Hollandalılar giderek güç kazanıyor. İkinci olarak Hollanda'nın hukuk sistemi bağımsızdı ve bireysel haklarla mülkiyet haklarına büyük bir önem veriyordu. Dolayısıyla bir insan Hollanda'ya yatırım yaptığı zaman, bir yatırımcı Hollanda'ya yatırım yaptığı zaman kazancına el konmayacağı ya da bir şekilde engellenmeyeceğini biliyordu. Ya da kendi haklarına bir şekilde zarar geldiği zaman, biri haklarına saldırdığı zaman, bunun arkasına düştüğünde ülkenin bağımsız hukuk sistemi sayesinde korunacağını, haklarının kendisine geri iade edilebileceğini biliyordu. İşte kredi ödemelerine dönük güven ve ülkenin bağımsız bir hukuk sistemine sahip olması Hollandalıları giderek güçlendiren bir konuma soktu. Ve sonraki süreçte de Hollandalılar aslında birçok yeri bu şirketlerinin büyümesiyle ve şirketler aracılığıyla sömürür hale geldiler. Yani şirketlerin aktörü olduğu işgaller söz konusu oldu. Hollandalıların güç kazanmasını ve farklı yerleri işgal etmesini sağlayan işte bu iki faktör, yani bağımsız hukuk sistemi ve güven, başka birçok ülkenin de tarihinde karşılaşabileceğimiz örnekleri olan bir konudur. Ancak bunlara fazlasıyla değinmeye gerek yok. Temel olarak bilmemiz gereken kapitalizmin modern bilim anlayışından ve Avrupa emperyalizminden koparılamayacağıdır. Kapitalizmin toplumun her alanını düzenlemeye çalışan bir öğreti, din olduğunu söylemiştik. En temel olarak dayatmaya çalıştığı şey ise siyasetle arasında olan ilişkide kapitalizme tanınan önceliği her daim geçerli kılmaya çalışmasıdır. Kapitalist itikat siyasetle ekonomi arasındaki ilişkide siyasetin ekonomiyi etkilememesini, karışmamasını öğütler ve tüm çabasını bu doğrultuda gösterir. Anlayış şudur: zaten siyaset herhangi bir şeye müdahale etmezse piyasa kendi kendine denge konumuna gelecek ve etkin noktayı bulacaktır. Piyasanın tamamen kendi istediği gibi davranmasını öğütleyen bu anlayış aslında birçok tehlikeyi de içinde barındırmaktadır. Fakat bize tehlikeli yanlarından ziyade neler getirebileceği gösterilerek bizlerin de buna inanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Peki ne bu tehlikeler? En başta bahsettiğimiz Adam Smith'in ortaya koymuş olduğu bir kişinin zenginleşmesi herkesin zenginliğini sağlar anlayışı tam olarak öyle gerçekleşmesi kesin olan bir durum değildir. Örneğin Zygmunt Bauman'ın Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır adlı kitabında araştırdığı gibi bir kesimin daha fazla zenginleşiyor olması, daha alt gelir grubundaki ya da farklı bir toplumsal tabakadaki insan grubunun da zenginleşeceği anlamına gelmez. Tam tersine kapitalist itikadın bize öğrettiğinin aksine bir kesim zenginleştikçe zenginleşmeye devam ederken başka bir kesim fakirleştikçe daha da fakirleşmektedir. Bu yüzden aslında kapitalist itikad temelden problemlidir. Bunun yanında işte piyasaya karışılmadığı takdirde piyasanın kendi denge noktasını bulacağı, herkesin en iyi şekilde yararlanabileceği fırsatları sunacağı, hayatın en iyi şekilde devam ettirileceği yönündeki anlayışı da problemlidir. Örnek olarak şunu verebiliriz. İşçi ile işveren arasındaki ilişkide
İşverenin işçi için gerekli olan temel şartları karşılayamaması, iyi bir hayat şartları sunamaması halinde işçinin bir başka işverene giderek ya da başka bir yerde çalışarak veyahut kendi işini kurarak daha iyi şartlarda yaşayabileceği varsayılır kapitalist anlayışta, serbest piyasa ekonomisinde. Ancak bu gerçekten böyle olabilecek bir şey midir? Orası tartışmalıdır. Örneğin işçi başka bir yere gidecek fırsat bulamaz. Çünkü aslında o işveren o iş alanını kendi tekeli altına almıştır. Ve işverenin şartları her daim geçerli olacaktır. Dolayısıyla işçi hiçbir zaman aslında o denge noktasını yakalayacak, kendi şartlarını gerçekleştirecek uygun zemini bulamaz. Ya da işverenler kendi arasında anlaşarak işçileri sömürecek bir konumu, düzeni yaratabilirler. Ve aslında istenen şey de budur. Size elimden geldiğince basitleştirilmiş haliyle kapitalizmi yaratan unsurları ve bir miktar da olsa kapitalizmin gelişim tarihini aktararak içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamaya olanak sağladığımı ümit ediyorum. Umarım bunu başarmışımdır. Anlatacaklarım burada bitti. Dilersen şimdi okumaya geçebiliriz.
okuma arkadaşım. Bugünkü okumamızın da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.